Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zünubina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah. İnnallâhe basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Estaizu billah, bismillah. فَلَا تُطْعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَب۪يرًا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس إذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء. Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatın içinde ahsen-i takvim üzere yarattım buyurduğu insanların arasına bizleri de ilhak eylediği için Rabbimize şükrediyoruz. Cenab-ı Hak yaratılışındaki güzellikleri koruyarak insan kalabilmeyi bizlere nasip eylesin. İnsanların içinde de yaşadığımız şu dönemde Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ümmetinden ve Müslüman olarak yaşayabilmeyi, son nefesinde iman ile ahirete göçebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'ın kurduğu bu dünya düzeninde şüphesiz bir takım ilkeler ve kurallar var. Bu ilke ve kuralları biz ins ve cinnin dışındaki diğer alemde tabiat kanunları gibi, yaratılışındaki fıtri özellikler gibi kavramlarla gerek cansızlar alemindeki fizik kuralları, gerekse hayvanlar, bitkiler alemi gibi gezegenlerde meydana gelen kurallar çerçevesinde hayatın devam etmesini kevni, kozmik ayetler gibi bir takım kavramlarla ifade ediyoruz. Ancak insanlar alemi bütün o diğer varlıklar arasındaki oluşan kurallardan daha farklı ve biraz daha ötekilere göre dünya üzerinde, hatta içinde yaşadığı dünyayı aşan tarzda başka gezegenlerde etki olarak kendine özel, insana özel bir takım sonuçlar meydana getirebiliyor. Yani dünyanın en cüsseli hayvanını alsanız etkisi koşabildiği yer kadardır. En hızlı hayvanını esas alsanız gücünün tükendiği yere kadar gidecektir. Ama insansa söz konusu olan, gitmesine gerek yok. Oturduğu yerden bir düğmeye basarak dünyanın öbür tarafını bombalayabilen bir varlık. Ya da bulunduğu yerden dünyanın öbür tarafını yeşertebilen, güzelleştirebilen, televizyon veya film aracılığıyla
hiç tanımadığı ülkelerin en ücra köşesindeki insanları ya ifsad eden ya da ihya edebilen bir varlık. Konu olan insansa, insan ışık hızını bile geçebilen, kullandığı araçlarla etkisi yeryüzünde, haşa, yeryüzünün kralı kelimesiyle ifade edilemeyecek kadar büyük, neredeyse tanrılaşan ve bu yüzden de Allah'a şirk koşma teşebbüsünde dahi bulunabilen bir varlık. Kendi gücünü abarttığında, sınırlarını bilmediğinde Firavun'un dediği gibi ben sizin Rabbinizim diyor. Artık o kadar güç vehmetmiş ki üzerinde kendisini ilah zannediyor. Ben sizin ilahınızım diyor. Tabii insan iyilikte de kötülükte de böyle yaratıldığı alemde üstün bir varlık olunca onu yaratan Cenab-ı Hak onu iki şekilde sınırlandırmış. Birisi gönderdiği kurallarla, peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahiy ile, ikincisi de Cenab-ı Hakk'ın cüz'i irade verdiği insan üzerinde külli iradesinin olması. Yani o izin vermedikçe siz bir şeyi yapamazsınız. Ama o da her şeyi sınırlandırmıyor. Çünkü imtihan dünyasındayız. İnsanın bu dünyada iyiliklerde yapabileceği güzel amelleri de, kötülüklerde yapacağı bir takım kötülükleri de görmesini, kendisinin görmesini murad etmiş Cenab-ı Hak. İşte insanoğlu böyle bir varlık. Yani güzellikte sınır tanımayan ve güzellik olduğunda asırlarca etkisini sürdürebilir eserler bırakan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da olduğu gibi 1400 küsur sene önce yaşıyor ve hala güzel örnekliği sürüyor, kıyamete kadar da sürecek. Ama kötülükte de yine sınır tanımıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan 3000-4000 sene önce yaşamış firavunların namını hala duyuyoruz. Yaptığı etkileri de duyuyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında yaşamış olan Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri de unutmuyoruz. Kur'an'da unutturmuyor zaten. Kur'an-ı Kerim'de de Ebu Leheblerden bahisle bize anlatıyor ve geçiyor. Değerli kardeşlerim, insan kalabilmek ve Müslüman olabilmek, Müslümanca yaşayabilmek gerçekten çok önemli değer. Yaratılışı itibariyle insan fıtratında olan bu varlık, ahsen-i takvim üzere yaratılmış olan bu canlı, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle inançsızlaşmaya başladığında ve kötüleşmeye başladığında hayvani yönleri öne çıkıyor. Ve Kur'an-ı Kerim de اُلَٰئِكَ هُمْ kel en'ami buyuruyor. Onlar hayvanlar gibidir. Bel hüm adal diyerek hatta daha da aşağılıktır diyor. Ve insanı, Kur'an-ı Kerim'in ahsen-i takvim diye ifade ettiği insanı bir anda düşürdüğünü, adeta yerin dibine geçirdiğini görüyoruz. Ama aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselam'da olduğu gibi insan, insanlığını ortaya koyduğunda ve onu İslam'la güzelleştirdiğinde o Kur'an-ı Kerim'i hayatının tarzı, ifadesi biçimine getirdiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da olduğu gibi hem Kur'an ahlakı
hem de yaratılışındaki o güzel ahlakla bütünleştiğinde kainatın efendisi oluveriyor. Yaratılmış her şeyin en üst zirvesine kadar çıkabiliyor. Onun peşinde olanlar ona yetişemese de onun civarında olacaklar ve inşallah onunla beraber haşrolunmak bizlere de nasip olur. Çok özetle ve genel ilkelerle daha önce de anlatmış olduğum birkaç konuyu hızlı geçerek esas maksadımı ifade etmeye çalışacağım. İnsanın dünyadaki yaşama biçimini ifade eden ve ahirette de karşılaşacağı şeyi haber veren Sebe suresinde bir grup ayet var. Sebe suresi. Akılda kalsın diye söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de 34. sure. Hani İstanbul'un plakası ya 34. Ve özellikle 34. ayeti kerime, 34'e 34 o civarlara, 31-34 arasındaki ayetlere baktığınızda Cenab-ı Hak bize şöyle bir tablo sunuyor. Buyuruyor ki, bu dünya hayatında Kur'an-ı Kerim'e ve vahye, yani bizden öncesinde gönderilen vahye, peygamberlere gelen kitaplara indirilen vahye uyan ve onu inkar eden insanlar var. Başından sonuna kadar insanlık tarihi bunun hikayesidir. Hazreti Adem Aleyhisselam'da da böyledir. Ona da sahifeler inmiştir. Sonraki peygamberlere de. Kur'an-ı Kerim kendisini orijine alarak bize diyor ki, şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ. Bir grup insandan bahsediyor. Biz ne bu Kur'an'a ne de bu Kur'an'ın içinde geçenlere kesinlikle inanmayacağız. Böyle diyen bir grup insan. Yani Kur'an'ı kabul etmiyor. Daha ileri ifadede bulunuyor. Hatta diyor onun içindeki ayrıntıların da hiçbirini kabul etmeyeceğiz. Bir şeyi Kur'an getiriyorsa biz reddediyoruz. Bu tavrı tadına. Kur'an diyorsa o yanlıştır dercesine. Biz ne bu Kur'an'a bütün olarak inanacağız ne de içindekilere inanacağız. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Böyle diyenler vardır diyor Kur'an'a tavır alan. Şimdi bunların ahiretteki halini anlatarak ama anlatırken de o ahirette o duruma düşmelerinin sebebini de dünyadaki tavırlarıyla bütünleştirerek bize ders veriyor Kur'an. Bunlar dünyada şöyle yaptılar, ahirette bu yüzden bu duruma düşecekler diyor. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Bu zalim insanları Rablerinin huzurunda sen bir görsen diyor. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضِنِ الْقَوْلِ. Ahirette diyor bunlar, bu zalimler, Kur'an ve içindekilere inanmamak üzere bütünleşen bu kişiler birbirine laf atacaklar diyor. Dizilince ahirette Rabbinin huzuruna orada diyor karşılıklı laf söyleyecekler. يَكُولُ الَّذ۪ينَ سُدْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. Bu dünyada kendini güçsüz hisseden, aklıyla, bilgisiyle, maddi durumuyla kendisini güçsüz hisseden ve karşısında da güçlü zannettikleri, yani müstekbirler, müstezaflar ve müstekbirler şeklinde bunlar يَكُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُدْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. Kendini güçsüz hissedenler başındaki o lider konumunda gördükleri kişilere diyecekler ki لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. Siz olmasaydınız biz inanırdık. Bu dünyada peşlerinden koşmuşlar. Onlarla beraber biz Kur'an'a ve içindekilere inanmayız demişler. Bu dünyada o lideri olan kimselere ahirette de diyecekler ki diyor لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. Siz olmasaydınız biz inanırdık. Nerede diyor bunu?
34. surenin 31 ve 34. ayetlerinde. Yani Kur'an-ı Kerim'de göreceksiniz. Onlar ne diyor? Akıllı insanlar, kötülere lider olabilmek aklı gerektirir, akılları vardır. İnanın akılları da bizden de fazladır. Da imanları yoktur. Ebu Cehilleri akılsız mı zannedersiniz? Ebu Lehebler akılsız mıdır? Son sürat. Çok akıllılar da cehenneme doğru gidiyor. O tarafa doğru kullanıyor. Çevremizde veya yaşadığımız dönemde inanmayanlara baktığımız zaman akılla ilgili bir problemleri yoktur. Çok okumuşlardır. Çok bilirler. Bir bilmedikleri yol Kur'an'dır, Resulullah'tır ve Kur'an ve sünnetin gösterdiği şeyleri yaşamaktır. Yoksa diğer kısımda oldukça maharetlidirler. Şeytan da öyle. Şeytan akılsız mıdır? Şeytan akıllıdır. Rabbinin huzurunda hatta aklı ukalalık kelimeyi öyle ifade etmek ihtiyacı duydum. Biraz sınırı aşıyor. Yani ben ona secde etmem dediği insanla ilgili Rabbinin davetine icabet etmeyecek kadar aklı kendisini yönetiyor. İtaatine engel oluyor aklı. İşte o akıllılar ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Kur'an'a ve içindekilere inanmama konusunda bu dünyada birlikte olduğu kişiler siz olmasaydınız biz inanırdık dediklerinde başındaki liderlere onlar da cevap olarak şöyle diyor: اَنَحْنُ صَدَتْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. Biz sizi zorla mı yoldan çevirdik? اَنَحْنُ صَدَتْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى. Yani hidayet üzerine gidiyordunuz, doğru şeyler yapıyordunuz da zorla mı sapıttık sizi? بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. Siz kendiniz zaten günahkardınız, zaten yanlış yapan insanlardınız. O yüzden bizim peşimize takıldınız, bizimle beraber oldunuz. Yoksa biz sizi zorla çekmedik, çevirmedik diyor. Ve ardından o bu dünyada birilerinin peşine takılarak yoldan çıkmış olan, kendini zayıf görenler, bu dünyadaki o lideri gördükleri insanlara Allah-u Teala'nın huzurunda diyorlar ki bel mekrul leyli ven nehar. Kur'an anlatıyor. Oradaki ifadeleri siz gece gündüz hileler kurardınız. İz te'murûnena ennekfura billahi ve nec'ale lehu endâde. Allah-u Teala'nın yolunu kaybetmemiz için, inkar etmemiz için ve ona şirk koşabilmemiz için bizim üzerimizde birçok oyunlar oynardınız. Mekrul leyli ve nehar. Gece gündüz bir sürü dolaplar çevirirdiniz diyor. Kim diyor? Bu dünyada birileriyle kandırılmış olan kişiler o lideri konumundakilere ahirette böyle diyecekler diyor. Ve ardından lemme ra'ul azab, tabi azabı gördükleri zaman artık pişman olmuşlardır ahiretteki yaratılışlarında. Bu dünyada inkar ettikleri ama duydukları tabloyu orada Rabbinin huzurunda gördüklerinde o pişmanlıkları artık fayda vermeyecektir diyor. Nerede diyor? Kur'an-ı Kerim'de 34. surede 31-34. ayetlere bakınca. Ayetler devam ediyor. 35 ve 36. ayetlerde mütrafin diye bir kelime var. Mütrafın, mütrafin. Bu da neyi ifade ediyor? Refah deriz ya, refah seviyesi yüksek. Bolluk içerisinde olan. Bu bolluk içerisinde olan insanlardan devamında bahsederek bize Cenab-ı Hak وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِه۪ي كَافِرُونَ. Ve ayetin devamında da bize tanımlamaya Cenab-ı Hak devam ediyor. Biz diyor
uyarıcı göndermiş olduğumuz, yani elçi gönderdiğimiz, Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğimiz her kentin, her yerleşim yerinin varlıklı olan, zengin olan, bolluk içerisinde olan kimseleri, biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz dediler diyor. Yani bolluk içerisinde olmada da inkarla yakınlaşma var. Her zengin inkar eder demiyor. Ama bize verdiği örnek Kur'an-ı Kerim'in bolluk içerisinde olan insanların da o rehavetle kendilerini bir şey zannederek inkara yakın olmaları konusunda uyarıyor. Ve dediler ki işte en büyük imtihan burada, malları ve çocukları en çok olan bizleriz. Soyuyla, sopuyla güç vehmediyor kendinde. Bir de buna zenginliği koyunca güçlü olan, malı çok olan ve çocuklarının üzerinde etkisi olan ve çocukları çok olan bizleriz derler diyor. Bu kadar bolluğa erişen, bu kadar akıllı, bu kadar zengin olan bizler azaba uğrayacak değiliz derler diyor. Böyle bakarlar bakarken. De ki diyor, Rabbin dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin daraltır ama belli bir ölçüye göre verir. Verdiği ölçüyü o mutlaka bilir ve bizim mallarımızın, bizim evlatlarımızın bizler için imtihan olduğunu bize Cenab-ı Hak tekrar hatırlatıyor ve doğru davranışta bulunanların ahirette kazanacağından bahsediyor. Değerli kardeşlerim, bu misalini verdiğim Sebe suresindeki konu insanlık tarihi kadar önemli. Geçmişine baktığında tarihte bunu görürsünüz. Kıyamete kadar da geçerli bir sahneden bahsediyor. Kur'an bir değerler sistemi ortaya koyuyor. Hadis-i şerifler bununla bütünleşiyor. Ama birileri var ki biz bu Kur'an'a ve içindekilere asla inanmayacağız diyorlar. Tavrını böyle koyuyor ve bu koyanların bir kısmı gerçekten kendi aklıyla, kendi ulaştığı değerler sistemiyle inançsız bir şekilde bunu ortaya koyarken birçok insan onların peşine takılarak onlarla beraber gidiyor. Lokomotifi saysanız 3 tane, 5 tane, vagonu saysanız binlerce. İşte bu manzarayı bize anlatan Cenab-ı Hak diyor ki ahirette, siz bizi yoldan çıkarttınız, siz olmasaydınız biz inanırdık deseniz de kurtulamayacaksınız diyor. Böyle diyeceksiniz ama kurtulamayacaksınız diyor. Onlar biz sizi zorla mı çekip de yoldan peşimize taktık? Siz kendiniz zaten bu yolun yolcusuydunuz, günahkardınız. O yüzden bizim peşimize takıldınız diyecekler diyor. Onlar deseler de siz bir sürü hileler, dolaplar, farklı bizi kandıracak şeyler söylediniz. O şekilde bizi kandırdınız. Biz aldatıldık deseler de kurtulamayacaklar diyor. Azabı gördüğünde bu pişmanlık olsa da. Bununla neyi ifade etmeye çalışıyor? Cenab-ı Hak her insana bahşettiği aklı, ölçmeyi, değerlendirmeyi, fıtratına koyduğu o tahlil edebilme, filtreleyebilme özelliğini insana hatırlatıyor. Gönderdiği Kur'an'ı ve içindekilerin değerini hatırlatıyor. Eğer o insanlar Kur'an ve içindekileri asla kabul etmedik, etmeyeceğiz diye tavır koymasalardı, o zaman bir pusulaları olacaktı. O zaman ellerinde bir değerler sistemi olacaktı. Neydi o değerler sistemi? İşte Kur'an'ın değerler sistemi ortada. Kur'an neyi yasaklıyorsa o yasakladığı şey aklen, ilmen ya fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi fizik bilimleriyle, pozitif bilimlerle
ya sosyoloji, psikoloji gibi farklı bilim dallarıyla ortaya konulabilecek kadar gerçektir. Zaten inanç konusu ve ibadet konularıyla ilgili olan hususlar teslimiyet ifadesidir. Biz onları yaşarız, yaşadığımızda o güzellikler bizim içimizde doğar. Onları akılla hesaplamak, ölçmek, biçmek işimiz değil ama onların bu akla uygun olmadığı anlamına da gelmez. Mesela namaz konusunda ibadettir, Cenab-ı Hak emreder ve biz yaparız. Bunun ayrıca bir hesabını yapmaya da gerek yok deriz. Ama Kur'an-ı Kerim bize o konuda bile, namaz konusunda bile Cenab-ı Hak ayeti kerime ile uyarıda bulunur ve namaz konusunun da bizim için Kur'an ifadesiyle اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ buyurur. Namazınızı kılın der. Öyle buyurur. Ve namaz sizi her türlü kötülükten korur der. İnanan insanı namaz her türlü kötülükten korur. O kötülüğü namaz kılan yapmaz anlamında değil. Ama kıldığı namazın şuurunda olan insan Rabbinin huzuruna durduğunu bile bile içtimaya duran askerin suç işlememesi gibi, işlerse ortaya çıkacağını bilmesi gibi hesaba çekileceğinin şuurunda yaşar. Yaptığı kötülükten dönebilir, döner veya hani boğazından yanlış bir şey geçerse, öyle insan vardır ki hassastır, saman çöpüne neredeyse içindeki her şeyi boşaltır. Ama öylesi vardır, deveyi hamuduyla yutar, hiçbir etkide bulunmaz. Müminin, inanan insanın yaptığı kötülük o saman çöpünün etkisi gibi. Hesap şuuruyla onu rahatsız edecek, tövbe ve istiğfara götürecektir. Değerli kardeşlerim, bakın, insan olarak yaratılmışız, insan kalabilmenin gayretinde olmalıyız ve bunu Müslümanlıkla şereflendirmeliyiz, taçlandırmalıyız. Rabbimizin istediği budur diyoruz ya. Bunu ben bir misalle çok özet ifade etmeye çalışsam nasıl söylerim? Şöyle diyeyim. İnsanlık bir kumaş olsa, Müslümanlık da ondan yapılan güzel bir elbise. Kumaşı düzgün olmayanın, Müslümanlık tarzında bir elbisesi de olamaz. İnsanlığımız iyi olacak önce. İnsanlığımız iyiyse, insan olarak bir varlık ifade ediyorsak, bir de o insanlığımızı İslam'ın ilkeleriyle bir şekle sokuyorsak, işte o zaman mükemmel olmuşuz demektir. Evliyalar öyle değil mi? Allah'ın veli kulları dediğimiz insanlar çok mu zordur? Ben birkaç insan tanıdım böyle, bunlar Allah'ın veli kuludur dedikleri. Yanında da hatta yakınında da bulundum. Birisi hepiniz bilirsiniz. Yani Gönenli Hoca derler, Gönenli Mehmet Efendi. Ailesini, bütün sülalesini bilirim, Gönenliyim ben de. Yani bir çiftçi ailenin içerisinde okuyan bir çocuk İstanbul'a geliyor. Cenab-ı Hak öyle şeyler nasip ediyor ki, yani çok özel konuşmamızda ifade ettiği şeylerden birisidir. Ben diyor büyük bir camiye imam olmak istedim başlangıçta diyor. Sonunda Sultanahmet'ten emekli olmuştur ama yani ilk anda istemiş büyük bir camiye imam olmayı. Girdim diyor, hep torpil. Benim hocalarım imtihan yapıyor diyor ama ben kazanamıyorum. Hocama soruyorum diyor. Fatih Camii'nin imtihanına girdim. Niye kazanamadım diye sorduğumda evladım vakıflar camilere bakamayacak kadar kötü durumda. Kaç yılında? 1940'larda, 50'lerde oluyor tabii bu. Bakamayacak durumda. Bizim imam olarak aldığımızın babası müteahhit. Caminin aksaklıklarını da giderecek. O yüzden onu imam aldık diyor.
Böyle diyor, kendi ağzından anlattı, dinledim. Yeni camiye imtihana girdim diyor, başka biri kazandı. Şimdi ne oldu dedim diyor. Demişler ki, şu anda politikanın etkisi çok fazla üzerimizde. Bu falanca milletvekilinin bir yakını imamlık yapabilecek durumda ama imtihanı benim kazanmam lazım diyor. Onu diyor, vekilin torpiliyle aldılar diyor. Gücendim diyor, hocalarıma kızdım diyor. Siz yetiştirdiniz, neyim eksik? Niye ben bu göreve layık olduğum halde atanamıyorum diye diyor. Gittim diyor, Bursa'da akrabalar, yakınlar var. Oturuyorum diyor, bir gazete alıyorum, yeşilliklerin içinde okuyorum. Böyle günler geçti, haftalar geçti. Bir gün diyor, bir ilan gördüm gazetede. İlanda işte Eyüp'teki Kur'an kursunda kurra hafız yetiştirmek üzere hoca aranıyor diyor. Talebe yetiştirmek için hoca aranıyor. Hadi torpilliler dedim diyor. Gelin bu imtihanı da girin de göreyim. Kurra hafız yetiştirmek için tabii ehliyet gerekiyor, sabır gerekiyor, sebat gerekiyor. Hemen diyor geldim. Hocalarım da sevindi diyor. Demek ki hocaları da baskı altında istediğini yapamayan, kötü durumda olan, benim geldiğimi görünce diyor etrafa duyurdular. Mehmet imtihana giriyor diye kimse imtihana da girmedi diyor. Ben diyor hoca oldum böylece. Kur'an kursu hocası diyor. Bunu niye anlatıyorum? Hem insanların nerelere kadar torpillerle neler yapabildiği, hem de bir güzelliğe işaret etmek için. Gönenli hoca efendiyi gönenli hoca yapan bu tayindir. Talebelerle buluşmuştur, öğrencilerle buluşmuştur. Devamını da şöyle anlatıyor. Baktım ki diyor, o dönemde talebeler aç, yoksul, Anadolu'dan gelmiş. Çocuklar üzerine düşeni yapıyor. Ders okuyor, hafızlık yapıyor. Ama diyor yiyecek ve içecek az. Çıktım diyor, o zaman Valide Sultan Camii'nde kürsü vaizliği yapıyor. Cemaate durumu anlattım. Cemaat ilgilendi diyor. Ve onlara bu şekilde dışarıdan yardım bulmaya başladım diyor. Ben hoca efendinin elini cebine atıp, yani bir şey var mı diye bakıp, varsa verdiğini, yoksa sen falanca camiye gel, oradan da filanca camiye gel diye değiştirdiği dönemleri yaşadım. O, onun hizmetteki Cenab-ı Hakk'ın kendisine açtığı bir yola başkalarının engellemeleriyle ulaşmıştı. Biz iyi olalım, istikametimiz iyi olsun. Ben inanıyorum ki bu dünyada patronunuz olan pek çok kişinin üstündeki makamlarda cennette misafir edilecek birçok kardeşimiz. Patronluk güzeldir, hepimiz keşke olsak, zenginlik güzeldir ama hakkını verebilene, Hazreti Osman gibi olabilenlere, gerektiğinde zekatını veren ve hayır için yönlendirebilenlere. Bir de şu misali vereyim, bir veli denilen insan daha tanıdım. Hani insanlık kumaşı güzel olacak dedik ya, sonra Müslümanlık giysisi, elbisesi esas o tarzdan, o kumaştan çıkacak. Cemal Efendi diye birisi, o da memlekette, köyde yaşıyor. Para yok, pul yok. Tarla azıcık. Köy yerinde az tarlanız varsa işiniz zordur. Yani böyle ticaret yapıp bir şey satıp da köyde kime ne satacaksınız? Cemal amca o köyün fakir yoksullarından birisi. Yani üzüm bahçesi bile çok az var. Evinin önündeki üzüm tarlasındaki üzümden daha fazla diyeyim. Bahçesindeki. Biraz tahıl, buğday da ekiyor bir şeyler. Ama şöyle bir insan. Mesela birisi hasta mı oldu? O duymuş, hasta olan insan zengin de olsa, varlıklı da olsa, o hastaya bir tas çorba götürülür ve hediye edilir. Yani gücü yetmez, elinde vardır ama pişiremez. Bir de ikram etmek şifaya vesiledir diye duymuş. Cemal amca alıyor bir tas çorbayı, köyün ağası bile hasta olsa o bir tas çorbayı evde yaptığı çorbadan götürür, ona ikram eder.
İnsanlar da öyle alışmışlar ki hasta oldu mu nazlanıyor. Cemal amca çorba getirmedi mi daha diye soruyor. Oradan ilaç gibi şifa umuyor. Böyle güzel insan diye buldukları için. Köye bir misafir gelir. Bazen biz de gittiğimizde mesela mevsim uygunsa, ağaçta üzüm varsa böyle bir salkımı da bazen kopartmaz başka gelenlere kalsın diye o üzümden bir iki küçük dal alır bir tabağa koyar getirir önümüze. Köylüye pek ikram etmez. Hani herkesin var diye ama misafirin önüne şöyle 3-5 tane de olsa bir üzüm. 2-3 kişi ise bazen bir salkım getirir koyar. Ve yolda mesela baktı oturuyor bir köylü arkadaşı sırtına çuvalı almış yem mi taşıyor ya da arabayla bir şey mi taşıyor? Kendinden küçük bile olsa gider onun yanına hem laflar hem iki adım o yürütür ha biraz taşır. Belki ihtiyacı yoktur ama o yardım eder. Böyle yaşayan bir insan köyde biri mi vefat etti? Hemen eve koşar. İşte kazan nerededir köyün kazanı? Odun nereden alınacak? İşte su nasıl ısıtılacak? Kefen nereden bulunacak? Herkese yardımcı olmaya çalışan birisi. Vefat etti Cemal amca. Vefat ettiğinde bütün civardan kim varsa herkes koşturdu geldi. Bu Allah'ın veli kuludur. Bu böyle bir insan ancak Allah'ın veli kulu olur da bu kadar güzel yaşar. Biz de onun cenazesinde bulunalım. Belki bize de bir faydası olur diye traktörlerle, araçlarla bütün civardan insanlar geldi. Gönenli hocanın cenazesi Fatih Camii'ndeydi. Orada kalabalığı gördüm. Bir de Cemal amcanın cenazesini gördüm. İkisi de aynı. İkisi de insanların sevgisini kazanmış, muhabbetini kazanmış. İnsanlar yararlanmışlar, sağlığındayken ondan faydalanmışlar. Vefat edince de faydalanmayı umuyor. Birisinde para dağıtıyor sürekli insanlardan gelen yardımları, talebelere, fakirlere, yoksullara, iflas etmiş insanlara ulaştırıyor. Diğeri kendi evinden, hatta millette alışmış Cemal amca diyor, senin elinden gidince şifa alıyor. Biraz buğday biz de verelim, biraz arpa verelim, biraz üzüm verelim. Sen diyor bunu dağıttıkça hem sen sevap kazan hem de biz diyerek Cemal amcanın da evine arada arada bir şeyler gönderiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olmak zor değil. Rabbimizin lütfu, keremi, ikramı bol. İnsani anlamda insanlık değerlerimizi yüksek tutalım. Müslümana, gayrimüslime, herkese işte insan böyle olur dedirtelim. Herkese iyi olalım. Zaten Müslüman olarak üstüne, o insanlığın üstüne öyle güzel bir tavır koyacağız ki içki içmezsek, kumar oynamazsak, zina etmezsek, yalan söylemezsek, haksız yere başka insanlara zarar vermezsek, görevimizi düzgün yaparsak o zaman zaten insanlığımız Müslümanlık biçiminde arz olunacak ki hepimiz Cemal amcalar, hoca efendiler gibi mesleğimizin en güzel yapan insanları olacağız. Rabbim cümlemizi rızasına uygun olarak yaşayan, insanlığını kaybetmeden şu hayatını devam ettiren ve Müslümanlıkla onu taçlandırıp İlahi Kelimetullah dediğimiz o İslam'ın yükselen değerlerini hem bu dünyada yaşatan hem de ahirette onların altında Resulullah'la buluşanlardan eylesin. Bakın bir insanlık görevini hatırlatıp bitireyim. Dışarıda kanla ilgili Kızılay aracı var. Yani çadır kurmuşlar, kan alıyorlar. Bu da bir insanlık vazifesi. Müslüman zaten bunu yapmalı. Nereden biliyoruz? Allah muhtaç etmesin. Bir litre kana bir ihtiyacınız olursa insanlık peşinde o zaman koştururken anlıyoruz. Suni olarak yapılamayan ve ancak insandan elde edilebilen ve çok acil bir ihtiyaçtır. Rabbim o kardeşlerimize de kolaylık versin ve
kan vermenin de sevabını buradan idrak edenlerden olalım. Cümle geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin. Lillahi Teala Fatiha.